İyi günler hocam. Çölyak hastasıyım ve tedavi oldum. Evet, kronik hastalığın tedavisi var. Glutenli gıdalar tüketiyorum. Kan değerlerim ve bağırsaklarım diyete devam ediyormuşum gibi iyi durumda. Binlerce çölyak hastası var, sesim duyulur demiş. Glutensizliğin, siz çok anlattınız hocam. Evet. Şimdi bütün olay, bak bütün olay Hüseyin. Yani doğada her şey bir denge üzerine kuruludur. Belli bir oranlar üzerinde hareket eder. Normal bizim ata buğdaylarımız, zerunundan tut kavlucasına, siyezine, işte top başına, ne hangisini sayarsanız sayın, kara kılçığına, kavlucasına. Bunların içerisindeki gluten oranı %5 ile maksimum %7 oranındadır. Doğal ata tohumlarındaki oran bu. Ama şimdi yeni çeşitler yapıyoruz deyip bunu nereye çıkardılar? %15, %20'ye çıkardılar. Ne yaptınız? Dengeyi bozdunuz. Ve siz bu yüksek gluten içerikli ekmeği tükettiğiniz zaman ne yapıyor? Bu glutenin tamamını vücut parçalayamıyor. Parçalayamadığı için o birim parçalarına ayrılması lazım, amino asitlere. Ama böyle sekizli, onlu, otuzlu parçalar halinde ve bunlar da bağırsak florasında ne yapıyor? İşte çölyak dediğimiz rahatsızlığı tetiklemiş oluyor. Bir numaralı alerjen reaksiyonlar ortaya çıkıyor. Siz onu bırakın. Öyleleri var ki, öyle parça moleküller ki bunlar kan beyin bariyerini geçerek egzorfin dediğimiz beyinde opiyum, opiyat reseptörlerini bloke ediyor ve sizi resmen uyuşturuyor. Siz ders çalışırken bir türlü konsantre olamıyorsunuz. Hiç farkında değilsin Hüseyin. Dikkatin o anda dağılıyor. Ani sinirlenebiliyorsunuz. Böyle çok değişik tepkiler veriyor. Bu netice nedir burada? Efendim gluten. Ya tabii gluten problem. Sen ata tohumunu, doğal olanını kullan. Bak orada problem yok. İstediğin kadar ye. Ama gluten oranı yüksek olan bir ekmeği tükettiğiniz zaman şişkinlik, kazımsızlık, bütün problemler ortaya çıkıyor. Halbuki gluten seviyesi %5-6 oranında olanlar yüksek tansiyona karşı koruyor, diyabete karşı koruyor. Daha ne istiyorsunuz? Alerjiye karşı koruyor. Böyle çölyak mölyak diye bir şey mümkün değil. Zaten pediatriler çok iyi bilir, çocuk doktorları. Bakın çölyak dediğiniz hastalık çocuklarda görülen bir rahatsızlıktır. Yani anne sütünü tam alamayan, işte oradan alamamış, şu veya bu şekilde çocuklarda görülür ve bu tedavi edilir. Şimdi yetişkinlerde çölyak var. Evet, sebebi Hocam. de bu gluten, Peki. yüksek oranlı gluten.